YKS'ye son 25 gün hayallerinize kavuşmaya, emeklerinizin karşılığını almaya son 25 gün hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Bu sürenin azalması sizde herhangi bir stres yapmasın. Çünkü çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Sadece Merak ettiğiniz, dikkatiniz çeken bir yorum olursa onu cevaplarken dikkat edin oradaki taktikleri dinleyin. Yoksa sınava 25 gün kalması ya da 10 gün kalması ya da 1 yıl kalması sizdeki çalışma azmini, gayretini, dikkatini değiştirmesin. Niye? Çünkü sınava girdiğinizde inşallah bütün soruları güzel güzel yapacaksınız. Yanlışlarınız, boşlarınız olmayacak mı? Olacak tabii ki. İnşallah hiç olmaz ama olursa da hiç endişelenmeyin. Bu bir sıralama sınavı. Şu anda öğrendiğiniz her bir doğru, çözdüğünüz sorular ardından gelen her bir yanlışın doğru cevabı sınavda aklınıza kalacak. Çok değerli süreler bunlar. Dolayısıyla burada soruyu çözdünüz. İşte ne demiş? Ülüş, kut, töre. Bu kelimelerin anlamını şu anda biliyorsanız süpersiniz. Bilmiyorsanız bunu öğrenmeniz gerektiğini öğrendiniz. İşte bunu öğrenin. 2022 TYT'de veya AYT'de karşınıza çıktığında rahatlıkla yapacaksınız. Dolayısıyla bugünler değerli. Şimdi kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır diyor Maxell. Gerçekten de umudumuzu yitirmememiz lazım ve tevekkül etmemiz lazım. Sonuçta bizler neleri neleri başardık? Bu sınavı da inşallah halledeceğiz demeniz lazım. Kendinize inanırsanız da zaten başarıyorsunuz arkadaşlar. Bundan hiç zerre şüpheniz olmasın. Sizin yorumlarınıza baktığımızda dil bilgisiyle ilgili birikimim var diyor Ebru ama bunu bir türlü denemelerde ve çözdüğüm sorularda gösteremiyorum. Bu da gerçekten beni çok güzüyor. Öneriniz var mı? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Dil bilgisinde ÖSYM'nin sorularını çözdüyseniz, ÖSYM'nin sorularını çözdüyseniz ÖSYM'nin belli şeylere odaklandığını görebilirsiniz. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularını çözmek tabii ki değerli. ÖSYM'nin sorularını çözmek tabii ki değerli. Ama bu soruları bir inceleyin. Yani soruları incelediğinizde şunu göreceksiniz. Benzer seçeneklerde benzer bilgileri. Benzer senelerde benzer kelimeleri. Yani 2018'de bir daha soruyor. 2020'de bir daha soruyor. 2022'de bir daha soruyor. Böyle benzer şeyleri hissedeceksiniz. Dolayısıyla ÖSYM'nin sorularını sanki aynısını soracaklar bu sene. Bir daha başka bir şey sormayacaklarmış gibi çözün. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Bizler de zaten kitaplarımızda direkt ÖSYM sorunu taklit ediyoruz. Yani soruları yakalamak isterken ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunu 2018'de sormuş. 2019'da bunu sorabilir. 2020'de bunu sorabilir. 2020. Yani sürekli olarak ÖSYM'nin sorularını takla attırıyoruz. Değiştiriyoruz ki benzerlerini sorduklarında yakalayalım diye. Ve gerçekten de birçok soruyu kitaplarımız yakalıyor. Sizin yapmanız gereken de eğer varsa gramatik kitabınızı çözmek yoksa da mutlaka almak ya da ÖSYM sorularını dikkatli bir şekilde yani bu sorudan bir soruda yapacaklar. Nasıl yaparlar? C seçeneğini sormamışlar o zaman bu sene onu sorabilirler. C seçeneğine neyi sormuş? Dönüşlü zamiri sormuş. Dönüşlü zamiri neydi? Kendi sözcük. Tamam bunu attım cebe demeniz lazım. Yani sanki hani okulda hocalar yapardı ya arkadaşlar size 100 soru veriyorum bu 100 sorudan 10 tanesini soracağım derdi. Siz de o 100 soruyu ezberlerdiniz ve 10 sorudan yapardınız. İş veya ehliyet sınavlarında da öyledir. Belki birçoğunuz ehliyet aldı ya da alacak olanlar var. Ehliyet sınavında 450 tane soru var onlardan hep aynısı çıkıyor 100 tanesi. Hiç değişmiyor. Fix. Hiç soruları okumaya ne anlamına gerekiyor. Cevaplar ezberle yetiyor. Aynı bunun gibi ÖSYM'de tabii bu kadar değil ama ÖSYM'de dil bilgisinde işte sıfat, kalp, işte e, isim, zarf, kalp, fiil. Ya bunu şimdiye kadar sormadığı sene yok ya. Sormadığı sene yok. Yani güzel ev, güzel konuşuyor. Boş oda boş bıraktı. İşte fena koku fena yağıyor. Bunlar gerçek çıkmış kelimeler bu arada. Bu şekilde arkadaşlar sorabiliyor. Ve buna benzer mesela yeterlik fiilinin olumsuzu yapmaz değil de yapamaz olunca yeterlik fiilinin olumsuz olduğunu soruyor da soruyor. Bayılıyor bunu sormuyor. Siz zaten bu soruları çözdüğünüz zaman ya bu sene çıkacaklar belli Zaten bizler de sizlere yaptığımız e, YKS son tekrar kampımızda bunları tek tek vurguladık. O videoları da izleyebilirsiniz. Dil bilgisi soru çözüm videosu gelir mi? Gelirse efsane olur. Paragrafım çok iyi ama dil bilgisi bir türlü olmuyor. Arkadaşlar dil bilgisiyle alakalı soru çözümlerimiz e, kampüs kanalımızda soru çözüm videolarımızdan izleyebilirsiniz. Bizler zaten bu e, Türkçe'de kesin çıkabilecek sorularda yine bu tarz soruları sizlerle paylaşacağız. Ve mutlaka sizler de mesela bu gramatik kitabımızın sağ kısımlarında zor ve sorular var. Gerçekten kazı ötesi sorular hazırladık burada. Veya da son kontrol testlerini. Bu soruları da çözebilirsiniz ve bunların soru çözümlerini uzman hocalarımız detaylı bir şekilde tane tane yaptı. Ya zaten biliyorsun işte bu Ceyhan demedi. Tek tek anlattı. Sen konuyu hiç bilmiyormuşsun da bu soru yapmışsın gibi. Dolayısıyla buradaki zor ve test soruları çözebiliyorsanız, yeni nesil soruları çözebiliyorsanız, Türkçeniz iyi olsa bile gerçekten çok yüksek netlere çıkarsınız. Türkçede sizi zorlayacak olan şey asla unutmayın. Paragraf olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bol bol paragraf sorusu çözün. Ama dil bilgisinde hala eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka mutlaka ÖSYM sorularını sanki benzerini bir daha soracaklar. Ama hocam benzerini sormazlarsa bakın göreceksiniz. 2022'den çıktıktan sonra, TYT'den çıktıktan sonra bu soru 93 sorusu, bu soru 97 sorusuydu, bu soru 2001 sorusuydu diye sizlere tek tek gösterebilirler. Yani bir öğretmene gidin, hocam bunlar benzeriymiş deyin. Evet evet bunu sormuştu. Yani çok az yani 3-4 yılda bir böyle sürpriz ben bunu yaptım diye mesela alakası bambaşka bir şey. Asıl sayı sıfatı diye bir şey soruyor ki hiç sormamış asıl sayı sıfatında. O yüzden lütfen hiç karamsar olmayın. Çıkmış sorular elinizde. Çıkmış sorulara benzer kaynaklar elinizde. Bunlar üzerinden güzel bir tekrar yapın ve ardından da dil bilgisini fullleyin inşallah. Ödülü soru bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah en iyi sınavınız 2022 YKS olur. Hadi bakalım.